Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir EAFC 24 bölümünde ve Lig 1 paketlerini açacağız. Daha doğrusu Lig 1 oyuncusu çıkartmak için paket açacağız arkadaşlar. Lig 1 geldiğinden beri bunu yapmamıştık. Bilmiyorum hepiniz biliyorsunuzdur belki ama Cuma günü büyük bir rezilliğe imza attı. EA Cuma günü direkt VL'leri bitirenlere abi inanılmaz Mbappeler, Dembeleler, Zaire Emery'ler yani en kötü Turan falan çıktı. Dağıttı. Ondan sonra da yazı yazdılar. Bu sadece oyuncuların 0,9'una gitti. Merak etmeyin gibilerinden. Pişkin pişkin. Sonra da ödüller tabii sıçmık gibi gelmeye başladı. Neyse abi yani böyle rezillikler oluyor ama. Ben nasıl olsa mağaza paketlerine para harcamadığım için çok da umurumda değil ama birçok insan özellikle yabancı YouTuberlar birçoğu boykot içerisinde hiçbiri videolarında artık paralı paket açmıyorlar. En azından bir süre böyle abi. Şimdi neyse. Biz keyfimize bakacağız. Yapacak başka bir şey yok. Lig 1 üst düzey oyuncu paketim var. Bayağı paket var arkadaşlar. 87-2, 86-2 6 tane olması lazım. Bir tane 85-2'm var. 81-11 var. 83-10 7 tane var galiba arkadaşlar. Evet 7 tane var. Ve arkadaşlar burada en son açacağımız birkaç tane TOTS paketi var. 81x5 var. Bir tane daha 81x5 yapacağız videoda. Çıkan kopyalarla bir de bu defa basit getirmişler. 2-2-10-2 de yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi nereden başlayalım? 86-2'den girelim mi direkt? 87. Açtım 87'yi be. Mavilenmedi. Hadi be oğlum mavilim mavişelim olsaydı. Bernardo mu? Önden Bernardo Silva. Arkadan. De Bruyne. Güzel. Fodder lazım abiciğim. Geçen de bir Haaland çıkmıştı. 91. Fodder olur. Ama mavi istiyoruz. İlginç adamlar istiyoruz. Mbappe vermene gerek yok abi. Benim istediğim belli başlı adamlar var. Mesela Renard'ı isterim abi. Renard'ı seviyorum. Turam da olur. Hala mavi görmedik. Pareo mu? Pareo. Yüksek ama olmayan bir şey istiyorum senden canımın içi. Ruben. Ana Ruben var lan galiba bende. Ha yokmuş güzel. Güzel. İkon pike oyuncular biriksin. Şimdi 86 çarpı 2, 85 çarpı 2, 85 çarpı 2'ye yazıldım. Nedense. Hala mavi görmedik. Cristiano Ronaldo. Yanlışlıkla bir şey olsaydı da Ronaldo'nun topsu gelseydi ha. Abi Messi'nin topsu inanılmaz olmuş arkadaşlar. İnanılmaz plase vurur o ya. İnanılmaz vurur yani. Her özelliği neredeyse 99 oluyor. Basic kimya ile bile. Soldaki paketi ilerleyen zamanda açarım. 81 çarpı 11'e girmeyeceğim. 83 10 abi. Hadi mavi olacak. Olmadı. Vallahi olmadı. O ne lan 84 ile mi girdik? Mükemmel bir giriş. 83 çarpı 10'a. Bir tane 84. Başka 84 var mı? Birkaç tane 84. Gerisi 83 ha. 81 çarpı 5 L1 D1 yükseltmesini birazdan bitireceğim arkadaşlar. Elimde zaten başka adamlar da vardı. Dediğim gibi iki tane de ikon pik yapacağız bir aksilik olmazsa. Şunu açalım hızlıcana geçelim abi. Evet. Şimdi abi ben en sağdan 81 çarpı 5'i açmak istiyorum bir tanesini. Bir tane de zaten video içerisinde yapacağız dediğim gibi. Oğlum hiç mavilenmiyor ya. Hakimi falan versem bari onu evolasak hakimi yok elimde. Skriniar. Abi şaka gibi ya. Daha hiç mavi gelmedi ha. 81 çarpı 5'in diğerini de bitirmiş oldum abi. Hemen gidip bunun arkasından bir tane daha 81 çarpı 5 patlatalım bakalım. Hadi bakayım aslanım. Hadi bakayım. Bu defa mavi. Çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç ya. Nenendanozi. Açacağız. Ya muhakkak açacağız abi bu video içerisinde mavileri. O maviler buraya gelecek. Zaten toz paketleri var. Hadi lan buradan girdim. Al sana mavi. Brezilya. Stoper. Nice. Dante. Hoş geldin kopya Dante. 80 piklerden bile çıkıyordu bu Dante. Sonuçta bir tane mavi açtık şu an videoda. Kopya olmasına rağmen. Dante ile birlikte ikon piklerden abi bir tanesinin TOTS veya TOTV isteyen görevini de vermiş olduk. Birazdan bir aksilik olmazsa onu bitirmiş oluruz.
Devam ediyorum abi kaldığım yerden. 83 çarpı 10, 86 çarpı 2 gireceğim. Değişik bir mavi istiyorum abi bak. Değişik bir mavi. Modric. Diğeri kim? Olmayan birkaç tane topla rahat rahat kompiki bitirelim canım benim. Valverde mi? Valverde. Güzel. Kolay kolay çıkan bir kart değil Valverde. Dedim şimdi bak arkadan gelir hemen. 1.86 çarpı 2 daha. Oğlum mavi hiç vermiyorsun lan. Odegaard. Hiç vermiyor ha. Yani o 81 çarpı 5 üst düzey paketten mi açtık? Nereden açtık? Aynen 81 çarpı 5'lerden de açmadık. 83-10. Mavilim, mavi şey. Lan Allah seni. Pareo mu? Sandra Panos. Tek walkout. Efsane. Panos kopya. Peki canım. Bu güzel oldu. Panos satılabilir. Aynı şekil devam. 1.83 onu daha patlatıyorum. Oğlum hiç mavilenmiyor ha. Çok ilginç ya. Rabio ile mi girdim? Yok. Kante. Az önce Kante'yi bastım galiba. Maignan. Çok garip. Bu defa Gavi kopyayı düştü. Sonunda bu Gavi'yi kopyaya düşürttün ha. 86-2. Vallahi mavi gelmiyor ya. Vallahi açmayacağım en sonunda. Power mu? Bari lava çaksaydım sen. Durup durup turnayı gözünden de vurabiliriz abi. Bu işler belli olmuyor biliyorsunuz arkadaşlar. Öyle şeyler yapmışlığım da var. Şimdi açık söylemek gerekirse bunu açacağım. Açtım. Sancho yoktu. Sancho gelmiş oldu. Peki. Koman çıkmıştı bu arada. Yalnız acayip bir şey de çıkabilirdi. Bir de arkadaşlar burada şu 19 Nisan ile 6 Mayıs arası paketlerde yayınlanan yapıştırdım. Oğlum rafa mafa verme. Olmayan bir şey versene. İngiltere, Declan Rice. Olmadı. Hoş olmadı. Tamam, toplayalım. Diğerlerini şu anda böyle çılgın bir kısırlık varken arkadaşlar öbür şeye saklıyorum. Bir sonraki haftanın totslarına saklayacağım. Şimdi burada daha hala açılacak paketlerimiz var. 83-10 bir tane daha yapıştırdım. Hiç mavilenmiyor ya. Çok ilginç ha. Son geldi. Double walkout olsun bari. O da olmadı. O da olmadı. Evet arkadaşlar. Çok çok uzun zamandır ikonpik yapmıyordum. Kötü de açabiliriz. Olsun abi. Bakalım ne çıkacak. Olmadık şeyler de doğuyor içime. Doğduğu gibi olmadı. Nesta çok kötü değil bu arada arkadaşlar. Ama ya içime Stoichkov doğuyordu biliyor musunuz 94'lük. 5 yıldız zayıf ayak, 3 yıldız beceri hareketleri, sağ ayaklı tabii ki de. 78-84 dayanıklılık 75 hiç iyi değil. Bütün buradaki özellikler var ama yani fodur be abi. Fodur. Diğerinde yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Kalan paketleri açıp merak etmeyin. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 86 çarpı 2 2 tane kalmış. Hadi o zaman. Mavi. Abi Dante değil ama. Golovin mi? Güzel, fena değil. En azından yüksek overall'lu bir oyuncu. Double walkout. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Donnarumma vermezsen buralar yıkılabilir. Diane Katoto. Katoto. Ya bir şey söyleyeyim mi? Önden Golovin'i açtık. Diğeri de Tots'tu. Ve yani abi yemin ediyorum aklımda neler vardı biliyor musunuz arkadaşlar? Acayip şeyler geldi aklıma. Oradan Donnarumma gözükmezse çok acayip kartlar çıkabilirdi gerçekten. Çok acayip. Özelliklerine de bir bakmış olalım. Aslında fiyatı ucuz ama iş yapabilen bir kart. Golovin 4 yıldız 4 yıldız olması kötü tabii 94 bir oyuncuya göre. Onun haricinde sol orta yani ofansif orta saha sol kanat filan birçok yerde oynuyor. Hızı güzel, şutları güzel, pasları gayet güzel, driplingi hiç fena değil. Defansif özellikleri de var. Dayanıklılığı da 98 yani burada baktığında plase şut, ölü top, trivela vesaire de var. Paslarında neredeyse hepsi var abi. Kullanılabilecek bir adam. Hemen fiyatına bakalım şu anda. 40 küsür.
Şimdi önden Katatona fiyatına bakalım. Bu da 40 küsür. Katatonun özelliklerinde Trivela Havacı Plase var tabii. Bu güzel bir özellik. Onun haricinde dayanıklılık 87 ve Relentless olmaması benim için bir dezavantaj, ama 87 dayanıklılıkla, yani santrfor olarak kullanılacaksa da iş yapar, yani iş yapabilecek bir kart, ama bunun da 4 yıldız 4 yıldız olması biraz sıkıntılı. Durduk, hiç fena açmadık, ama abi gerçekten yani o Golovin'den sonra yürüyen isim anlık olarak olmayınca donarıma bir an heyecanlandım. Diğer 86-2, oradan da mavime. Hayır, sana bu kadar yeter mi dedim. Kante. Az önce bastım galiba Kante'yi. İnşallah basmışımdır. Mahrez mi o? Mahrez. Evet abicim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuradaki 83, onlardan bir iki tane daha açacağım. Ve dediğim gibi ilk 10 pika başladım. Mavilendik. Güzel. İngiltere. Centerfor. Leicester City. Jamie Vardy. Oğlum ya, bir Renard istiyordum da, bak çok pahalı bir adam değil, Renard istiyordum ya. Vardy eğlenceli bir karakter futbol tarihinde arkadaşlar. Staminası bayağı düşük yalnız. Beceri 5 yıldız, zayıf ayak 4 yıldız. Ve burada hızlanması, ya hız kısmı çok iyi abi. Şut zaten 99 bildiğin. Paslar işte. Dribbling fena değil. Kafa isabeti, zıplama çok iyi. Dayanıklılık 75. Burada biraz sıkıntımız başlıyor ama plase şutu var. Gel buraya. Mavilenmedin be oğlum. Para yok. Yok. Abi şaka gibi ya. Gerisi kopuyor. Evet arkadaşlar, zaten TOTV'ye de ihtiyacım vardı açık söylemek gerekirse. Bahaneyle onu yapmış olduk. Buradan da Sugawara'yı çekiyorum direkt. Şimdi neyimiz kaldı? Bir bakalım abi. 83 unumuz var. 81 çarpı 11'imiz var. Abi şu totslar var ya, vallahi beni benden alıyor. Yapıştırdım. Mavilen. İşte bu. Farklı. Lütfen. Ulan bir an Mahrez'e gitti kafam. Ben talepti bu galiba. Double ball kaptı değil. Bir tane ben talep aldım. Sonradan açıldı. Birkaç tane de güzel açtı ama o Golovin'in çıktığı, valla anlık akıl tutulması yaşamak üzereydim arkadaşlar. Oradan başka bir oyuncu çıkar mı diye. Yani. İyi olurdu. Acayip olurdu. Evet arkadaşlar. Videonun kapanışına geldik. Ve ikinci ve son ikon seçimimiz. Hadi bakalım oğlum ya. Zanetti. Çok ucuz bir kart değil bu arada. Şu Zanetti ile zaten az fodır istiyor arkadaşlar. O yüzden Zanetti'yi ben alıyorum. Ve bence parasını çıkartmış oluyor Fodor'un Zanetti ile. Çok da kötü bir kart değil. Kesme pas ve amansız. Plus olarak geliyor. Zayıf ayak 4 yıldızlı olan versiyonu geldi. Beceri hareketleri 5 yıldız abi. Hani sol bekte de oynatabiliyorsun. Orta sahada da oynatabiliyorsun. Hızı gayet iyi. Şut beklemiyoruz zaten burada. Paslar hiç fena değil. Çeviklik hiç fena değil. Dayanıklılık 91, zaten amansız plus olduğu için hiçbir problem olmuyor. Oyun tarzlarında da burada abi yakın markaj, top kesici, sezgili ve kayarak müdahale de var. Çok da kötü bir kart değil. Bakın fiyatından hemen bakalım abi. Şu anda 400 binlerde. Aslında yani bir win mi? Kesinlikle bir lose değil. Ama yani takımımda ilk 11'e belki de giremeyecek, ama en azından acil durumda da kullanılabilecek bir kartla kapanışı yapmış olduk. Ama o Golovin'le birlikte açtığım Katoto gerçekten akıl alır gibi değildi. Oradan abi bir anda kaleci ve eldivenler vesaire, kaleci forması görmeyince anlık olarak önce bir şoku uğruyordum da, sonra Katoto olduğunu yolun yarısına geldiğimizde anladık. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.